Evet abi, sorunun nedir? Derdin nedir? Öncelikle bizim sesimiz olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben Mağaracık Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Mağaracık Mahallesi'nde market işletiyorum. Yaklaşık olarak son zamanlardan bahsediyorum. Bir aydan beri biz hiçbir şekilde düzenli enerji alamıyoruz. Elektriklerimiz günde 7-8 defa kesiliyor. Tekrar ediyorum, günde 7-8 defa kesiliyor. Hatta en son dün akşam bardağı taşıran damla oldu. Benim iş yerimdeki değeri 170 lira olan 4-5 tane LED lambam elektriklerin düzensiz olmasından kaynaklı olarak bozuldu. Devreleri yandı. TEDAŞ'ı defalarca arıyoruz. Hiçbir şekilde kayda değer bir sonuç elde edemedik. Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. Validen tut kaymakama kadar. TEDAŞ, Antakya Cumhuriyet, Samandağ, her tarafı aradık. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Yani mahallede günde 7-8 defa elektrik kesiyor. Bu mahallede solunum cihazına bağlı yaşayan hastalar var, yaşlılar var. Benim annemin bulunduğu şu karşıdaki sokakta yaklaşık olarak 15 gündür hiçbir şekilde düzenli enerji alamıyoruz. Annem günde 2-3 defa buhar cihazını kullanmak zorunda kalıyor. Geçen hafta kendim arabamla onu alıp elektrik enerji olan başka bir eve alıp buhar cihazı ihtiyacını giderdim. Hemen öbür yan sokakta, dediğim karşı sokakta bizim mandıramız var. Orada inekleri sağıyoruz. Mandırada su ihtiyacını gideriyoruz. Elektrik yok arkadaş, elektriksiz 21. yüzyılda. Ben 40 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Her yıl düzenleme, tamirat, onarım, bakın, böyle bir saçmalık var mı Allah için ya? 40 yılda insanlar yeni ülke inşa ettiler. Daha biz hala elektrik tesisatını değiştiremedik ya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Elektrik kesiliyor. Suyumuz anında kesiliyor. Ya bu kadar düzensiz bir şey olabilir mi? Bu memleketi yönetenler nerede arkadaş ya? Bu memleket o kadar sahipsiz bir memleket mi arkadaş? Muhtarından tut valisine kadar herkese sesleniyorum. Arkadaş, kimseye hakaret etmiyoruz. Biz bizim en doğal hakkımızı talep ediyoruz. Ya ben saat olmuş 5:30-6'ya geliyor. Benim burada elektrik yok arkadaş. Ben market işletiyorum. Müşteri geliyor. İçecekler soğuk diye değil diye almıyor. Müşteri geliyor, karanlıkta bakıyor. Ben buradan ne alışveriş yapayım, başka yere gidiyor. Arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaş, biz getirin çağıralım bütün komşuları. Bak, yine komşu geldi, yine elektrikten bahsediyor. Elektrik yok arkadaşım, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir saçmalık, böyle bir düzen bozukluğu olabilir mi? Yani bu konu için özellikle valimiz Sayın Rahmi Doğan'a sesleniyorum. Yani Mağaracık Mahallesi, özellikle Mağaracık Mahallesi o kadar mı kimsesiz sizin için Sayın Valim? Sayın Kaymakam Bey, Sayın Belediye Başkanları, yani bu kadar saçma bir düzen olabilir mi ya? Elektriğimiz yok ya. Elektrik yok, elektrik yok. 21. yüzyıldayız. Günde 7-8 defa elektriklerimiz gidiyor arkadaş. Yani lütfen bu olaya bir el atın arkadaş. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani ellerinden geleni yapmalarını rica ediyorum. Ben market işletmecisiyim. Annem buhar cihazını 2-3 gün, günde 2-3 defa kullanmak zorunda. Babamın mandırası var. Rica ediyorum, bir şeyler yapın arkadaşlar ya. Rica ediyorum yani. Herkese teşekkür ediyorum.